Hacivat ve Karagöz'ün acı hikayesi. Gölge oyunlarının başında gelen iki karakter Hacivat ve Karagöz, Ramazan ayının şenlendiricisi olmuş. Eski dönemlerde çocuklarında dahil. Olduğu topluluk Hacivat ve Karagöz'ün kuklasını yapan şeyh küşleri, kuklaları perde arkasında oynatmaya başlamış. Bunun üzerine Hacivat ve Karagöz tanınmıştır. Karagöz oynatıcısına kurgusal hayalbaz denir. Yardımcıları çırak, yardak, dairezen, sandıkkardır. Oyunda konuşmaların değişmesi baş hareketleriyle gerçekleştirilir. Hacivat ve Karagöz'ün gerçekten yaşayıp yaşamadığı veya hangi ilde yaşadığı kesin bilinmiyor. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte Hacivat ve Karagöz'ün Orhan Gazi döneminde Bursa Ulu Cami inşaatında çalıştıkları ve nükteli konuşmalarından dolayı Diğer çalışanları etraflarına toplayarak inşaatın aksamasına neden oldukları rivayet edilir. Bu tavırları onlara pahalıya mal olur ve padişah fermanıyla idam edilirler. Padişah, yaptığı hatayı anlar, çok pişman olur ama iş işten geçmiştir. Söylentiye göre Karagöz gölge oyunlarının piri kabul edilen Şeyh Küşteri, padişahı teselli etmek için Karagöz ve Hacivat tasvirlerini perdeye yansıtarak Gölge oyunlarını başlatan kişidir. Bu oyunlar zamanla toplumun en önemli eğlencesi haline gelir. Özellikle eski Ramazanlarda gece eğlencesi olarak yaygınlık kazanır. Klasik bir hacivat kara göz gösterisi, sultan'a övgüyle açılır ve ikili arasında komik bir diyalogla devam eder. Bu konuşma oyunun temelini teşkil edecek, saçma bir duruma yol açar. Böyle bir sonuçta Karagöz'ün yanlış anlamaları önemli rol oynar ve sürekli Karagöz acıvatı döver. Karagöz genellikle içine düştüğü başarısız durumdan kurtulamaz, argoya ve küfre başvurur, hep meydan okur. Gösterinin tamamı tek bir kuklacı tarafından icra edilir ve gösteri boyunca farklı karakterlerin konuşmalarının tamamı aynı kişi tarafından seslendirilir. Arka planda bir tambur eşliğinde bir şarkıcı vardır. Önceden hazırlanmış, yazılı bir metin yoktur. Konuşmalar tamamen ezbere ve doğaçlama, olmasına rağmen kafiyeli söylenişleri gösterinin en büyüleyici tarafıdır. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.